Thames ve yeni lokomotif. Sodor Adası'nın lokomotifleri hep çok meşguldür. Her zaman yapacak bir sürü iş vardır. Bir sabah şişman kontrolör Tidmouth Hangarı'na geldi. Adaya yeni bir makine getirdim, diye bildirdi. Adı Neville. Hepiniz ona çok sıcak davranmalısınız. Mutlu lokomotif, yararlı lokomotiftir. Daha sonra Thames bir sinyalde durdu. Sinyal memuru Thames'a seslendi. İlerideki köprü güvenli değil. Thames, gidip bir miktar demir alacaksın. Böylece köprü onarılabilecek. Hemen efendim, dedi Thames. İstasyonda Harry ve Bert yeni lokomotif Neville'la beraberdi. Neville bir buharlıydı ama dizel gibi kare bir gövdesi vardı. Neville birkaç yük vagonuna geri geri yanaşıyordu. Neredeyse geldin, dedi Harry. Neredeyse geldin, dedi Bert. Sonra bir sorun çıktı. Nereye gittiğine baksana, seni sakar tekerlek, dedi Harry ve Bert ve güldüler. Neville çok üzülmüştü. Bu bizim hatamız değil, seni sersem, dedi Bert. Ve kocaman kahkahalar attılar. O sırada Thames alana geldi. Harry ve Bert'in gülüştüklerini görmüştü. Herhalde bu yeni lokomotif, diye düşündü. Dizellerin arkadaşı olmalı. Thames, Knapford istasyonuna geldi. Yeni lokomotifi gördün mü? Diye sordu James. Evet, dedi Thames. Ama dikkatli olmalıyız. Onu Harry ve Bert ile birlikte alanda gördüm. Birlikte gülüşüyorlardı. James çok şaşırmıştı. Dizellerle dost olan bir buharlı. Thames giderken Edward yanaştı. Yeni lokomotifi duydun mu? Diye sordu James. Ve Edward'a Neville'la ilgili olanları anlattı. Edward daha sonra su aldı. Ve Percy ile konuştu. Şu yeni buharlı Neville, dizellerin en yakın arkadaşıymış, dedi Edward. Buharlılarla görüşmek istemiyormuş. Nereden biliyorsun, dedi Percy. Bana James söyledi, ona da Thames söylemiş, dedi Edward. Sonra Percy kırmızı ışıkta Emily ile karşılaştı. Yeni lokomotif Neville'ın yanına bile yaklaşma, dedi ona. Dizeller ona buharlıları itip kalkmasını söylemiş. Bana Edward söyledi. Edward'a James söylemiş ve hepsi bunu Thames'den duymuşlar. Thames Abbey istasyonu vardığında şişman kontrolör oradaydı. Thames, bütün lokomotifleri köprü onarılana kadar geçmemeleri için uyar, dedi. Thames çok gururlandı. Kendini çok yararlı hissetmişti. O sırada bir düdük sesi duydu. Biri geliyordu. Thames onu uyarmak zorundaydı. Bu Annie ve Claribel'i çeken Neville'di. Thames çok kızmıştı. Annie ve Claribel onun vagonlarıydı. Merhaba, dedi Neville neşeyle. Seninle konuşmuyorum, dedi Thames kızgınca. Neville ne hata yaptığını anlamadı. Sonra Emily Neville'ın yanına yaklaştı. Merhaba, dedi Neville yine mutlulukla. Emily koca bir buhar kümesi vişledi. Boşuna benimle arkadaş olmaya çalışma. Bütün buharlıları itip kakacağını biliyorum. Tıpkı Harry ve Bert'in söylediği gibi. Thames çok şaşırmıştı. Ama istasyon amiri düdüğünü öttürdü. Ve Neville üzüntüyle puflayıp gitti. Neville'ın bütün buharlıları itip kakacağını nereden duydun? Diye sordu Thames Emily'ye. Bilmiyor musun? Dedi Emily. Bana Percy söyledi. Ona da Edward söylemiş. Edward'a James söylemiş ve sen de James'e söylemişsin, dedi Emily. Ama ben sadece James'e Neville'ı Harry ve Bert'le gördüğümü söyledim. O sırada Toby geldi. Yeni lokomotifimiz Neville'ı gördünüz mü, dedi. Harry ve Bert'in alanda ona çok kötü davrandıklarını görmüş. Emily çok şaşırmıştı.
Thomas kulaklarına inanamıyordu. Neville dizellerle arkadaş değildi. Neville nereye gidiyordu? Diye dütledi Emily. Olamaz dedi Thomas. Neville kırık köprüye doğru gidiyor. Onu durdurmak zorundayım. Neville bütün hızıyla kırlara doğru ilerliyordu. Aniden rayların üzerindeki bariyeri gördü. Frenlerine asıldı. Ama çok geç kalmıştı. Neville'ın başı dertteydi. Köprünün kırılmış yerinde asılı kalmıştı. Thomas bunun kendi hatası olduğunu biliyordu. O anda aklına bir fikir geldi. Thomas yavaş ve dikkatlice köprüye doğru ilerledi. Yavaşça Annie ve Claribel'e bağlandı. Thomas çok korkuyordu. Yavaş ve büyük bir dikkatle Neville'ı kenardan geri çekmeye başladı. Köprüden bir çatırdama sesi geldi. Thomas acele etmek zorundaydı. Bütün gücüyle geri çekti ve büyük bir pufla Neville'ın tekerleklerini köprüden kurtarmayı başardı. Kurtulmuşlardı. Neville'ı Annie ve Claribel'i kurtarmıştı. Teşekkür ederim dedi Neville. Seni uyarmalıydım diye pufladı Thomas. Ama saçma sapan hikayelere inanmakla meşguldüm. Buharlıları sevmediğini sanmıştım. Ama artık yanıldığımı anladım. Thomas Neville'a dostane bir düdük çaldı. Neville çok mutlu olmuştu. Sonunda Thomas adında iyi bir dostu olduğunu biliyordu. Bunu takip edince. Zayıf kontrolörün demir yolunda her gün lokomotifler için yoğun bir çalışma günüdür. Tepelerde birbirlerinin yanından geçerken merhaba diye dütlerler. Transfer alanında huflayıp puflarlar. Ve kanalda yük vagonu iter ve çekerler. Bir sabah erkenden Thomas rıhtıma geldi. Rıhtımı pek severdi. Çok kalabalıktı ve orada bir sürü arkadaşı vardı. Ama Thomas bugün yük vagonu diziyordu. Ve yük vagonları özellikle sorun çıkarıyordu. Onları düzene sokmak Thomas'ın bütün gücünü alıyordu. Sonra James geldi. Çocuklara Nasat Festivali yemeğinde pasta ve ekmek yapılabilmesi için un almaya gidiyorum. Diye dütledi James. Keşke şişman kontrolör bu işi bana verseydi dedi Thomas. Yük vagonu dizmekten çok daha eğlenceli olurdu. James kendisinden çok memnundu. Önce gidip su almalıyım. Diye düdük çaldı keyifle. Lütfen un vagonlarımı benim için diziver Thomas. Thomas daha fazla vagon dizmek istemiyordu. Yoksa bu iş giderek daha da uzayacaktı. Ukala kazan diye pufladı. Thomas un vagonlarını deponun dışında buldu. James'in vagonlarını bir an önce çekmek istiyordu. Yani Thomas dikkatsiz davranıyordu. Yük vagonuna sertçe vurdu ve kapı açılıverdi. Ama Thomas bunu görmedi. Bacasından içeri iyi bir fikir düşmüştü. James'in vagonlarını saklayacağım. O ukala kazan beni bulmak zorunda kalacak. Thomas saklambaç fikrinin harika olduğunu düşünüyordu. O sırada James su kulesinden döndü. Uzaktan Thomas'ı gördü. Ve sonra James yerde vagondan akan unların bıraktığı izi gördü. Dur Thomas! Diye seslendi James. Yük vagonundan un akıyor. Ama Thomas duyamayacak kadar uzaktaydı. Thomas saklanacak bir yer bulmak için büyük hangara pufladı. Yük vagonundan daha çok un yerlere saçıldı. James, Thomas'ın peşinden gitti. Thomas gelişini duydu. Nerede olduğumu nereden biliyor? Diye düşündü Thomas. Thomas! Un! Diye seslendi James. Ama Thomas onu duymamıştı.
Thomas eğleniyordu. Thomas saklanacak daha güzel bir yer buldu. James beni burada asla bulamaz diye dütledi sevinçle. Ama sonra tekrar James'in düdüğünü duydu. Nereden buluyor bu beni böyle diye çufladı Thomas. Yine buldu. Ve Thomas puflayıp kaçtı. Thomas geri gidip birkaç vagonun ardına saklandı. James beni burada asla bulamaz diye dütledi keyifle. Ama sonra James'in köşeden döndüğünü gördü. Thomas! Diye pufladı James. Çok kızgındı. Rıhtımın her tarafına vagondaki unları saçtın. Buna inanamıyorum diye bağırdı Thomas. Yük vagonunu sertçe itince kapısını açmış olmalıyım. Thomas artık mutlu değildi. Bütün unu yerlere saçtıysam çocukların hasat festivali yemeğinde ekmek ve pasta yapılamayacak, dedi üzgünce. Çok üzgünüm James, diye çufladı. Sana başka bir un vagonu getireceğim. Böylece çocuklara geç kalmazsın. Ve hızla yola çıktı. Thomas pufladı ve hufladı, vişledi ve vuşladı. En kısa sürede değirmene ulaşması gerektiğini biliyordu. Ama sonra bir sorun daha çıktı. Thomas değirmene vardığında değirmen kapanmıştı. Thomas çevresine bakındı. Tek görebildiği boş un vagonlarıydı. Thomas çok daha fazla üzülmüştü. Değirmenci Dusty Dave Thomas'ı görmeye geldi. Thomas'ın çok üzgün olduğunu görebiliyordu. Şimdi çay içmek için eve gidiyorum, dedi Thomas'a. Ama hemen arkada içi dolu bir tane un vagonu var. Thomas un vagonunu gördü. Ama önünde bir sürü boş vagon vardı. Yardıma ihtiyacı vardı. Thomas hızla rıhtıma doğru vuşladı. James'ten yardım istemek zorundaydı. James onu bekliyordu. Hala çok kızgındı. Thomas hemen yanına gelip durdu. James bana unu söylemeye çalıştığını biliyorum. Ve aptalca davrandığımı da biliyorum. Ama şimdi yardıma ihtiyacım var. James Thomas'ın üzgün olduğunu biliyordu. Ve yardımına ihtiyacı olduğunu da biliyordu. Birlikte değirmene doğru yola çıktılar. James ve Thomas çok çalıştılar. Çekilmesi gereken çok vagon vardı. Ama birlikte çok iyi çalıştılar. Ve un vagonu James'e bağlandı. James de hızla yola çıktı. Thomas arkadaşıyla gurur duyuyordu. O gün akşam saatlerinde şişman kontrolör muhteşem pasta ve ekmeklerle dolu bir masada oturuyordu. Çocuklar çok heyecanlıydı. Thomas eve dönmek üzere yola çıktı. Aferin sana James diye dütledi. Ve James de ona cevap verdi. Thomas James'le yeniden arkadaş oldukları için çok memnundu. Ve Thomas Tidmouth Hangarı'na gülümseyerek döndü. Thomas ve Hazine. Brandon iskelesi çok yoğun bir yerdir. Lokomotifler eşya vagonları getirir. Vinçler kargoyu indirir. Ve gemiler ziyaretçileri getirir. Bir gün Thomas çok önemli bir misafiri taşımakla görevliydi. Amirali. Thomas'ın amirali yeni Maritime Müzesi açılışına götürmesi gerekiyordu. Bu tamamen denizle ilgili bir müzeydi. Tuzlu çok heyecanlıydı. Amiral hep Sodor'un kayıp koçun hazinesini arar. Korsan mı? Diye alay etti James. Hazine mi? Diye pufladı Emily. Evet, dedi Salty. Ama hiç kimse onu bulamadı. Tuzlu onlara üç ipucu olduğunu anlattı. Birincisi,
dağların kartalını bul. Gagası gökyüzünde olmayan bulutları gösterecek. Sonra bu bulutlar kafatası ve kemiklere götürecek. Ve orada hazineyi bulacaksınız. Kartal, bulutlar, kafatası ve kemikler diye dütledi Thomas heyecanla. Eminim ben bu ipuçlarını çözebilirim. Emily ve James hepsinin saçma sapan şeyler olduğunu düşündü. Ve bu Thomas'ı sinirlendirdi. Tam o sırada amiral geldi. Thomas onu almak için pufladı. Amiral büyük açılış için tam vaktinde müzede olmalıydı. Thomas onu götürmekten onur duydu. Ya amiral ve bir sandık dolusu korsan hazinesiyle dönse diye düşündü Thomas. Bu Emily ve James'e gününü gösterir. Böylece Thomas, müzeden uzağa giden raylar üstünde çuflamaya başladı ve ilk ipucunu aramak için dağlara doğru ilerledi. Bir kartal yolu nasıl işaret eder diye meraklandı Thomas. Bulutlar nasıl gökyüzünde olmayabilir? Ve Thomas daha önce hiçbir yerde ne bir kafatası ne de bir kemik görmediğini biliyordu. Daha sonra Emily Thomas'ın karşısından pufladı. Hazine diye bir şey yoktur diye güldü. Fakat Thomas hiç ilgilenmedi. Dağların kartalı buralarda bir yerde olmalıydı. Sonra muhteşem bir şey gördü. Kartala benzeyen bir dağ. Thomas çok heyecanlandı. İlk ipucunu buldum diye sevinçle öttü. Şimdi sıradakini bulacağım. Kartalın başı yolu gösteriyordu. Birden Thomas taştan gaganın yönünde bir ray fark etti. Nereye gidiyorsun Thomas? Diye vişledi James. Gökyüzünde olmayan bulutları bulmaya diye düdük çaldı Thomas. Ne kadar saçma diye kızdı James. Ama Thomas hiç aldırış etmedi. Bulutların buralarda bir yerde olduğunu biliyordu. Ve sonra onları gördü. Bulutlar gökyüzünde değildi. Yansımaları göldeydi. İkinci ipucunu da buldum diye heyecanla vişledi Thomas. Bir tane daha böylece hazineyi bulacağım. Thomas uzun süre aradı. Ve amirali tamamen unuttu. Sonra Harold şişman kontrolörle birlikte geldi. Amiral müze açılışı için geç kaldı diye öfkeyle gürledi. Sen güvenilmez bir lokomotif oldun diye ekledi şişman kontrolör. Şimdi Harold amirali müzeye götürecek. Thomas kendini çok kötü hissetti. Keşke ipuçlarını aramak için o kadar vakit harcamasaydı. Eski hikayeler üstüne hayaller kurmak ha? Diye güldü Harold. Herkes benim şapşal olduğumu düşünüyor diye pufladı Thomas. Ama ben hala hazine olduğuna inanıyorum. Thomas gölden uzaklaşan raylar boyunca üzüntüyle pufladı. Daha önce hiç bu yolda bulunmamıştı. O yüzden nereye çıkacağını bilmiyordu. Yol onu bir tünele çıkardı. Sonra Thomas hattın sonuna geldi. Şaşırmıştı. Tüm diğer lokomotifler oradaydı. Ve amiral de oradaydı. Yedi Maritime Müzesi'nin açıldığını bildirmekten gurur duyarım dedi. Herkes neşeyle alkışladı ve düdük çaldı. Sonra Thomas daha heyecan verici bir şey gördü. İşte bu diye dütledi Thomas. Korsanın hazinesi tam burada. Saçmalama dedi Emily. Herkes onun şapşal eski bir hikaye olduğunu biliyor diye öfkelendi James. Ama Thomas
haklı olduğunu biliyordu. Bütün ipuçlarını takip ettim diye pufladı gururla. Sonra kafatası ve kemikleri buldun diye bağırdı amiral. Herkes şaşırmıştı. Biri bana kürek getirsin. Amiral çok heyecanlandı. Korsan hazinesini kendi elleriyle kazdı. Büyük tahta bir sandık buldu. İçinde gerçekten de korsan hazinesi vardı. Korsan hazinesi bütün müzenin en önemli parçası olacak, dedi amiral. Thomas, diye gürledi şişman kontrolör. Sen bunu gelmiş geçmiş en iyi açılış yaptın. Thomas kendisiyle gurur duydu. Tuzlu'nun hikayesine inanmakta haklıydı. Hazineyi bulmuştu. Thomas ve doğum günü postası. Sodor Adası'nda fırtınalı bir mevsimdi. Bütün lokomotifler kötü hava şartlarına karşı savaşıyordu. Thomas malzemeleri ve postayı adanın uzak bir ucuna dağıtmakla meşguldü. Yüksek çiftliğe gitmeyi gerçekten çok seviyordu. Orası bir tepenin üstünde, yolun hemen sonundaydı. Bellis isminde küçük bir kız yaşardı orada. Bellis ve Thomas çok iyi arkadaştılar. Bir gün Thomas yüksek çiftlik yoluna çıkarken Rosie hemen yanında durdu. Rosie neşeli, cıvıltılı küçük bir lokomotifti. Thomas'ı gördüğüne her zaman çok sevinirdi. Onu o kadar çok seviyordu ki tıpkı ona benzemek istiyordu. Böylece onu taklit etmeyi deniyordu. Onun yaptığı gibi vişlemeyi denedi. Thomas gibi düdük çalmayı bile denedi. Bu Thomas'ı öfkelendirdi. Merhaba Thomas, dedi Rosie safça. Ne yapıyorsun? Bugün Bellis'in doğum günü, diye çufladı Thomas. Hediyelerin hepsini yüksek çiftliğe zamanında götürmek istiyorum. Tam o sırada helikopter Harold geldi. Korkarım başka bir fırtına uyarısı var, diye bağırdı. Şiddetli rüzgar yolda ve şiddetli yağmur da. Harold Thomas'ı yüksek çiftliğe gitmemesi için uyardı. Şiddetli yağmur o yokuşlu yolda toprak kaymalarına sebep olabilir. Ve Harold uçup gitti. Thomas, Bellis'i üzmek istemiyordu. Şiddetli rüzgar beni etkilemez dedi. Beni de, diye çufladı Rosie. Senin arka lokomotifin olarak gideceğim. Ama Thomas, Rosie'nin gelmesini istemiyordu. Hayır teşekkür ederim Rosie, dedi ciddiyetle. Ben kendim halledebilirim. Ve hızla çuflayarak uzaklaştı. Ama Rosie Thomas'ı çok severdi. Ve yardım etmek istiyordu. Böylece arsızca onun peşinden çufladı. Thomas yüksek çiftlik hattı boyunca pufladı. Gökyüzü gittikçe daha da kararıyordu. Kısa bir süre sonra yağmur yağmaya başladı. Thomas'ın pistonları zıpladı ve kazanı fokurdadı. Bu zor bir işti. Artık Rosie beni takip edemez diye düşündü. Yeterince güçlü değil. Ama Thomas yanılıyordu. Rosie'nin pistonları hemen arkasında zıplıyor ve kazanı da fokurduyordu. Neşeyle Thomas'a düdük çaldı. Thomas bundan çok rahatsız olmuştu. Bir süre sonra Thomas bir kavşağa geldi. Bir yol yüksek çiftliğe giden uzun ama kolay yoldu. Diğer yolsa kısa ama zordu. Thomas uzun yolun daha güvenli olduğunu biliyordu. Ama kısa yoldan gideceğim diye vişledi. Böylece Rosie beni takip edemeyecek. Yeterince güçlü değil. Fırtına şiddetlenirken Thomas inatla dik yokuştan yukarı pufluyordu.
Thomas neredeyse yüksek çiftliğe ulaşmıştı. Rosie'nin artık arkasında olmadığından emindi. Bugün onu daha fazla görmeyeceğim diye sevinçle dütledi. Ama sonra bir sorun çıktı. Taş ve topraklar bayırdan aşağı yuvarlandı ve Thomas'ın yolu tıkandı. Nedir bu başıma gelenler diye bağırdı Thomas. Fakat hala Bellis'in hediyelerini götürmek istiyordu. Dümdüz yoluma devam edeceğim diye düşündü. Ve ileri, toprak yığınının içine doğru atıldı. Thomas tamponlarına kadar çamur ve çakıllara batmıştı. Geri gitmeyi denedi, fakat başaramadı. Geri gitmeyi denedi, onu da başaramadı. Thomas sıkışmıştı. Thomas kendini aptal ve üzgün hissetti. Harold'u dinlemeliydim diye mutsuzca vişledi. Şimdi Bellis hediyelerini zamanında alamayacak. Onu üzeceğim. Sonra başka bir lokomotifin dütlemesini duydu. Arkasında tepeden gururla puflayan Rosie'ydi. Benim diye neşeyle dütledi Rosie. Sonra Thomas'ın sıkıştığını fark etti. Thomas kendini çok kötü hissediyordu. Gidip yardım getireyim diye çufladı Rosie. Bekle bir dakika diye düdük çaldı Thomas. Lütfen Bellis'in hediyelerini benim için götürür müsün? Rosie çok mutlu olmuştu. Tabii götürürüm diye pufladı. Kısa bir süre sonra Rosie Thomas'ın vagonlarına kenetlenmişti. Sonra yüksek çiftliğe doğru yola koyuldu. Thomas Rosie'nin geri dönmesini bekledi. Rosie'nin onu takip ettiğine seviniyordu. Kısa bir süre sonra Rosie yoldan puflayarak geldi. Bellis'in annesi yardım çağırmak için telefon etti diye anlattı Thomas'a. Edward seni oradan çıkarmak için yolda. Sonra Thomas Rosie'nin bir yolcusu olduğunu fark etti. Bu Bellis'ti. Thomas'a doğum günü hediyelerini getirdiği için teşekkür etmeye gelmişti. Rosie'nin yardımı olmadan başaramazdım diye pufladı Thomas. Şimdi doğum gününü hep birlikte kutlayabiliriz. Thomas neşeyle dütledi. Ve tabii Rosie de. Phineas ve Scarlett çok yakın dostlardır. Birlikte çalışmayı çok severler. Ve yük vagonu dizmeye bayılırlar. Onları itekler ve peşlerinden sürüklerler. Hem de bütün gün. O yaz Sodor Adası'ndan birkaç adam çok eski kemikler bulmuştu. Kemikleri bir araya getirdiler ve bir dinozor iskeleti yaptılar. O sabah dinozorun fotoğrafını çekmek için bir fotoğrafçı adaya geldi. Thomas onu transfer alanına götürecekti. Transfer alanında Bay Percival lokomotifleriyle konuşuyordu. Dinozor yakında Sodor Müzesi'ne götürülmeye hazır olacak, dedi Bay Percival. Onu götürmek üzere iki dikkatli lokomotif istiyorum. Reneas ve Scarlett çok heyecanlanmıştı. Çok dikkatli olabiliriz, diye pufladı Reneas. Bakın. Reneas vagonları nazikçe dizdi. Ama Scarlett dikkatli olma konusunda çok heyecanlanmıştı. Zayıf kontrolör bu duruma çok kızdı. Reneas ve Scarlett, siz çok dikkatsizsiniz, dedi Bay Percival. Dinozoru alması için başka iki lokomotif seçmek zorundayım. Ama ben dikkatli olabilirim, dedi Reneas. Bir kez daha deneyeyim lütfen. Pekala, dedi Bay Percival. Ama bu son şansın. Teşekkür ederim efendim, dedi Reneas sevinçle. Scarlett üzülmüştü. Vagonları çarptığım için özür dilerim, diye fısıldadı sessizce. Ama dinozoru birlikte götürebileceğimize eminim.
Hayır, dedi Renias. Bay Percival'a bunu tek başıma yapabileceğimi göstereceğim. Ve puflayarak uzaklaştı. Daha sonra Renias'ın istasyon binasına kömür götürmesi gerekiyordu. Vagonlar tek başına götüremeyeceği kadar ağırdı. Pistonları çarptı ve aksları titredi. Ama Renias çekmeye devam etti. Dinozoru almalıyım, dinozoru almalıyım diye pufladı. Daha sonra transfer alanında Bay Percival Renias'ı görmeye geldi. Renias, bugün çok sıkı çalıştın, dedi Bay Percival kibarca. Ve çok ağır yük vagonlarını büyük dikkatle tek başına çektin. Renias çok gururlanmıştı. Ben de dinozoru senin almana karar verdim. Gece Henry ve Gordon James'le yalnızdı. Şişman kontroller hakkında iyi düşünmeye başlamışsa da diğer lokomotiflerle konuşma bir şekilde hep ayakkabı bağlarına geliyordu. Seni beladan kurtarmak zorunda kaldıkları günü hatırlıyor musun James? Diye dalga geçerlerdi. James de onlara karşılık vermek için tünele kapatılan ya da yamaçta kalan lokomotiflerden bahsederdi ama onu dinlemezlerdi. Çok konuşuyorsun küçük James, dedi Gordon. Benim gibi güçlü bir makinenin söyleyeceği çok şey var. Burada ekspres çekebilen tek lokomotif benim. Ben burada yokken iki lokomotif kullanıyorlardı. Düşün işte. Yıllardır ekspres çekiyorum. Bir kez bile yolumu kaybetmedim. Bu yolu adım gibi ezbere biliyorum. Her akıllı makine şunu bilirdi. Sinyalizasyon memurunun görevi lokomotifleri doğru raylara yönlendirmekti. Ama Gordon o kadar gururluydu ki bunu unutmuştu. Uyan James, dedi Gordon ertesi sabah. Neredeyse ekspres saati geldi. Sen ne yapıyorsun? Sıradan işler mi? Aa tabii. Hepimiz bir yerden başlamalıyız değil mi? Hadi şimdi koş ve vagonlarımı getir. Sakın geç kalma. James Gordon'un vagonlarını almaya gitti. Her biri yeni boyanmış, fırıl fırıl parlıyordu. Onlara çarpmamaya dikkat etti ve vagonlar sevinçle şarkı söyleyerek onu istasyona kadar izledi. Yola çıkıyoruz, yola çıkıyoruz. Keşke sizinle gelebilseydim. Ben de ekspres çekmeyi ve raylarda rüzgar gibi uçmayı çok isterdim. Gordon büyük bir gürültüyle buharlar saçarak trene bağlanmaya hazırdı. Şişman kontrolör de diğer önemli insanlarla birlikte trendeydi. Ve kondüktörün düdüğünü duyar duymaz Gordon hareket etti. Bana baksana, bana baksana! Diye pufladı ve vagonlar peşi sıra ilerledi. Düt düt düt, düt düt düt, hoşça kal küçük James. Yarın görüşürüz. James trenin gözden kayboluşunu izledi ve işinin başına döndü. Birkaç yük vagonunu kendi raylarına itti ve başka bir trenin vagonlarını bağlamaya gitti. James tüm vagonları platforma getirmişti ki homurdanan bir ses duydu. Baktığında fark edilmeden istasyona girmeye çalışan Gordon'u gördü. Merhaba Gordon, yarın oldu mu? Diye sordu James. Gordon cevap vermedi. Hışımla buhar püskürtmekle yetindi. Yolunu mu kaybettin Gordon? Dedi James. Hayır, yolumu kaybettirdiler. Ana hattan dönüş hattına geçirmiş biri beni. Döne döne buraya geri geldim. Belki de ezberin yanlıştır, dedi James. Bu arada bütün yolcular kızgın bir halde bilet satış ofisine yöneldiler. Paramızı geri istiyoruz diye bağırdılar. Ama şişman kontrolör bir treylerin üstüne tırmandı ve kondüktörün düdüğünü çaldı. O kadar yüksek çaldı ki herkes dönüp ona baktı. Ve onlara hemen yeni bir tren sözü verdi. Gordon bunu yapamaz dedi. Bizim için çeker misin James? Elbette efendim, denerim. Böylece James'i bağladılar ve herkes trene bindi. Sana güveniyorum James, dedi şişman kontrolör. Hadi gelin, hadi gelin diye pufladı James. Bizi güzel çekiyorsun, bizi güzel çekiyorsun diye şarkı söyledi vagonlar. Köprüler ve istasyonlar geçti. Yolcular neşelendi ve kısa sürede istasyona girdiler. Herkes James'e teşekkürler dedi ve şişman kontrolör çok etkilenmişti. Aferin sana dedi. Arada sırada ekspres çekmek ister misin? Evet lütfen dedi James. Ertesi gün döndüğünde Gordon yük vagonlarını itiyordu.
Değişiklik olsun diye rahat bir iş istedim dedi. Bu vagonlara nasıl davranılacağını öğretiyorum. O yolcu vagonlarıyla başarılı olmuşsun diye duydum. Onlara günlerini göstereceğiz. Ve vagonlarını hafifçe itti. James ve Gordon artık iyi arkadaşlar. James bazen Gordon dinlenebilsin diye ekspresle yola çıkıyor. Gordon asla ayakkabı bağlarından bahsetmiyor ve her ikisi de yük vagonları konusunda hemfikir. Kayıp vagonlar. Fodor Adası'nın küçük lokomotifleri için yoğun bir zamandı. Renias, tavuk yemi dolu vagonları taşıyordu. Ve şimdi transfer alanına gelip uflarken güzel manzaranın tadını çıkarıyordu. Zayıf kontrolör Renias'ı bekliyordu. Ona verecek bir işi daha vardı. Bu taş dolu vagonları rıhtımda bekleyen Thomas'a götürmeni istiyorum dedi zayıf kontrolör. Tabii efendim diye vişledi Renias. Böylece Renias yük vagonlarına kenetlendi ve yavaşça yola koyuldu. Hattın ilerisinde Scarlo'yu su alıyordu. Renias arkadaşını görünce çok sevindi. Merhaba diye çufladı neşeyle ama Scarlo'yu pek de neşeli değildi. Ben çok yorgunum diye homurdandı. Bütün gün çok yoğun çalıştım ve hala taş ocağından taş taşımam gerekiyor. Sonra kömür vagonlarını transfer alanından alıp rıhtıma götürmek zorundayım. Çok yorgunum. Scarlo'nun kazanı dolmuştu ve üzüntüyle pufladı. Renias arkadaşına yardım etmek istedi. Sonra bacasından içeri muhteşem bir fikir giriverdi. Ben iskeleye gidiyorum. Scarlo'nun kömür vagonlarını onun için taşıyabilirim. Bu çok hoş bir sürpriz olacak. Dedi ve çabucak geri gitmeye başladı. Renias transfer alanına geri döndü. Niçin bu kadar heyecanlısın? Dedi Peterson. Sana söyleyemem. Dedi Renias. Scarlo'ya yapacağı sürprizin bozulmasını istemiyordu. Scarlo'nun kömür vagonlarına kenetlendi. Buf! Dang! Buf! Dang! Diye takıldı vagonlar. Sonra Renias yola koyuldu. Bir süre sonra Scarlo'yu dik bir yokuşu çufluyordu. Pistonların patlasın diye soludu. Hem benim hem de Scarlo'nun vagonlarını birlikte çekemiyorum. Çok ağırlar. Böylece Renias yokuştan aşağı geri çufladı. Bir yan yoldan içeri pufladı. Ve Scarlo'nun kömür vagonları çözüldü. Önce kendi vagonlarımı götüreceğim. Dedi Renias. Sonra Scarlo'nunkiler için geri dönerim. Şimdi dik yokuşu tırmanmak Renias için çok kolaydı. Thomas rıhtımdaydı. Taş vagonlarını bekliyordu. Acele et ve şu taş vagonlarını çöz. Diye vişledi Renias. Pek telaşlısın Renias diye dütledi Thomas. Evet öyleyim diye vişledi. Ama sebebini söyleyemem, bu bir sürpriz. Ve taş vagonları çözülür çözülmez Renias tekrar pufladı. Şimdi Scarlo'nun kömür vagonlarını alması gerekiyordu. Ama sonra bir sorun çıktı. Renias yan yola ulaştığında vagonlar orada yoktu. Ay bacağım düzleşsin diye soludu. Nereye gitmişler? Renias onları bıraktığı yere geldiğinden emindi. Scarlo'nun vagonlarını bulmak zorundayım diye dütledi. Ve Renias hızla puflamaya başladı. Renias kayıp kömür vagonlarını aşağılarda ve yukarılarda her yerde aradı. Ama hiçbir yerde bulamadı. Renias üzülmüştü. Bir işarette durdu. Derken puflayarak Scarlo'ya geldi. Çok üzgün görünüyordu. Kömür vagonlarım kayboldu diye haykırdı.
Eğer onları bulamazsam istasyona gidip zayıf kontrolörü anlatmak zorunda kalacağım. Renia, Scarlett'in üzgünce puflayışını izledi. Sana sürpriz yapmak istemiştim Scarlett'e diye iç çekti. Ama her şeyi iyice berbat ettim. Renia kendini çok kötü hissetti. Arkadaşının başını derde sokmak istememişti. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Diğer lokomotiflere sürprizimi anlatmam gerek. Belki onlar kayıp vagonları bulmama yardım edebilirler. Tabii Scarlett'i zayıf kontrolörü bulmadan. Renia transfer alanına döndü. Sir Handel, Muhteşem Mac ve Rusty oradaydı. Lütfen yardım edin diye düdük çaldı Renia. Scarlett'in vagonları kayboldu ve hepsi benim hatam. Onlara sürpriziyle ilgili her şeyi anlattı. Diğer lokomotifler yardım edebilecekleri için sevindiler. Eğer hepimiz farklı yerlere bakarsak bulacağımızdan eminim diye dütledi. Tam o sırada Peter Sam kayıp vagonlarla içeri pufladı. Bu vagonları tepenin sonunda buldum diye çufladı Peter Sam. Kimin orada bıraktığını biliyor musunuz? Ben dedi heyecanla Renia. Teşekkür ederim Peter Sam. Peter Sam şaşırmıştı. Ve zayıf kontrolör de şaşırmıştı. Bana vagonların kaybolduğunu söylemiştin Scarlett'e dedi zayıf kontrolör. Çok şaşırmıştı. Scarlett'e de çok şaşırmıştı. Öyleydi efendim diye Viş dedi. Bu bir sürprizdi. Scarlett'e yardım etmek istedim ama kimseye ne yaptığımı söylemedim. Lütfen vagonları onun için taşıyabilir miyim? Elbette taşıyabilirsin diye güldü zayıf kontrolör. Artık hepimiz ne yapacağını biliyoruz. Renia güldü ve arkadaşı Scarlett'ydi. Şimdi Renia'nın sürprizini biliyordu. Sonunda hoş kazanılmış bir mola verilecekti. Renia kendini çok mutlu hissetti. Molly'nin özel özeli. Sodor Adası'nda rüzgarlı bir gündü. Thomas çok heyecanlıydı. Molly isimli yeni lokomotifle tanışmak üzere yoldaydı. Alana girdiğinde Molly onu bekliyordu. Molly açık sarı renkteydi. Kocaman tekerlekleri ve parlak bir bacası vardı. Çok havalı görünüyordu. Merhaba diye pufladı Thomas neşeyle. Merhaba diye çufladı Molly. Ama Molly üzgün görünüyordu. Sorun nedir diye sordu Thomas. Emily bana güldü. Çünkü kömür madenine boş vagon götürmek zorundayım diye pufladı Molly üzgünce. Ben de yararlı bir makine gibi dolu vagonlar çekmek istiyorum. Bu Thomas'ı çok üzdü. Molly'nin kendini önemli hissetmesini nasıl sağlarım diye düşündü. Sonra rüzgarda dalgalanan muşambayı gördü. Bu Thomas'a bir fikir verdi. Molly boş vagonları bir yan hatta soktu. Thomas, Molly'nin makinistinden boş vagonları muşambayla örtmesini istedi. Vagonlarının üstü örtüldüğü zaman kimse boş olduklarını anlamaz dedi Thomas. Herkesin özel bir teslimat taşıdığını düşünmesini sağlayabiliriz. Ben de kendimi önemli hissedebilirim diye pufladı Molly neşeyle. Sonra Thomas istasyonda Emily'yi gördü. Ona Molly'nin özel yükünden bahsetti. Neymiş o? Diye sordu Emily. Söyleyemem dedi Thomas. Ama özel yüklerin en özeli bu. Ve Thomas ne zaman bir lokomotifle karşılaşsa onlara Molly'nin özel yükünden bahsetti. Kısa sürede bütün lokomotifler Molly'nin özelini konuşuyordu. Hepsi heyecanlanmıştı. Gordon dışında. Benim ekspresim kadar özel olamaz diye pufladı Gordon. Molly'nin özel yükü ekspresten bile daha önemli diye pufladı Thomas. Bu gece Abbey istasyonunda görürsün. Ama sonra Thomas endişelenmeye başladı. Molly'nin vagonlarını Gordon'un ekspresinden daha önemli nasıl yapabilirim diye düşündü.
O gece geç saatlerde Thomas bir istasyonun ana aydınlatma lambalarını gördü. Bu ona bir fikir verdi. "Lambalarınızı ödünç alabilir miyim?" diye sordu Thomas istasyon amirine. "Elbette," diye cevapladı istasyon amiri. Thomas hemen vagonlarını lambayla doldurdu. Ve puflayarak Molly'yi bulmaya gitti. Birazdan Molly'nin vagonları çok güzel ışıklarla donatılmıştı. Vagonları çok önemli bir görev için kömür madenine götürüyordu. "Vagonları şimdi çok özel görünüyor," diye pufladı Thomas. "Ebi istasyonundan geçmelisin. Bir sürü lokomotif seni görebilir." Molly'nin vagonlarındaki ışıklar gecenin içinde yıldız gibi parıldıyordu. Thomas ve Molly Abbey istasyonuna vardığında Emily, Percy ve Gordon bekliyordu. Percy yutkundu. "Muhteşem görünüyor," diye şaşırdı Emily. Ve ilk kez Sodor'a geldiğinden beri ilk kez Molly kendini özel hissetti. Ama çok uzun sürmedi. Şiddetli bir rüzgar muşambalardan birini havaya uçurdu. "Aa, olamaz," diye yutkundu Thomas. Artık herkes vagonların boş olduğunu görebiliyordu. "O vagonlar boş," diye hufladı Gordon. "Ekspres kadar önemli olamayacağını biliyordum." "Yani özel özel yük falan yok," dedi Percy üzgünce. Molly kendini sersem gibi hissetti. Yine önemsizleşmişti. Mümkün olabildiğince hızlı puflayarak uzaklaştı. Thomas da kendini çok kötü hissetti. O sırada şişman kontrolör istasyon amirini aradı. Ve istasyon amiri Thomas'ı görmeye geldi. "Kömür madeninde bir sürü makine bekliyor. Molly'nin vagonlarını bekliyorlar." "Aa, hayır," dedi Thomas. "Hemen Molly'yi bulmalıyım." Molly bir yan hatta duruyordu. Çok üzgün görünüyordu. "Üzgünüm. Seni zor durumda bıraktım," dedi Thomas. "Ama kömür madeninde boş vagonlarını bekliyorlar." "Ama kömürüm bitmek üzere," dedi Molly. "Merak etme," dedi Thomas. "Ben sana yardım ederim." Thomas itti ve Molly çekti. Thomas ve Molly birlikte çalıştılar ve kısa sürede kömür madenine vardılar. Bir sürü lokomotif onları bekliyordu. Gece teslimatlarını başlayabilmek için boş vagonlara ihtiyaçları vardı. "Sonunda boş vagonların da önemli oldu," dedi Thomas. Molly çok gururlanmıştı. Bu akslarını titretti. "Daha çok vagon lazım," diye çufladı Henry. "Ben getiririm," dedi Molly neşeyle. "Ben de yardım ederim," dedi Thomas. Molly'ye kömür takviyesi yapıldı. Sonra Molly ve Thomas son hızla alana döndü. Daha çok boş vagon aldılar ve hızla puflayarak yola çıktılar. Gordon bir kavşakta duruyordu. Sinyal ona kırmızı yanıyordu. "Çekil yolumdan," diye pufladı Molly. "Boş vagonlar gidiyor." "Gördün mü?" diye güldü Thomas. "Bazen boş vagonlar senin ekspresinden daha önemli olabiliyor." Gordon'un yüzü sinyal gibi kıpkırmızı oldu. Ve Molly kendini özelden de özel hissetti. Thomas ve Altın Kartal. Sodor Adası'nda çok değişik türde hayvanlar yaşar. Geyikler vardır. İnekler ve koyunlar vardır. Ve birbirinden güzel kuşlar vardır. Bir sabah şişman kontrolör Tidmouth Hangarı'na geldi. "Blöf koyunda bir altın kartal görüldü," dedi. "Bu çok özel bir kuştur.
Kıtanın her yerinden kuş gözlemcileri geliyor. Thomas ve Percy kuş gözlemcilerini Bluff Koyun'a götürüp Altın Kartal'ı görmeyi çok istediler. Ama şişman kontrolör Emily'yi seçti. Percy, sen mandıradan süt taşıyacaksın, dedi şişman kontrolör. Ve Thomas, sen de taş ocağından taş getireceksin. Gemi açılmadan önce Brandon Limanı'na varmalısın. Şişman kontrolör gitti. Thomas ve Percy çok üzülmüştü. Keşke kuş gözlemcilerini ben taşısaydım, dedi Percy üzgünce. Ben de keşke Altın Kartal'ı görebilseydim, dedi Thomas yola çıkarken. Thomas taş ocağına vardı. Gözün görebildiği her yer taş dolu vagonlarla doluydu. Vay başıma gelenler, dedi Thomas. Ama sonra trene bağlandı ve yavaşça puflamaya başladı. Thomas, Bluff Koyun'a giden kavşakta durmak zorunda kaldı. Percy de orada bekliyordu. Her ikisi de Emily'nin neşeyle geçişini izledi. Vagonları mutlu kuş gözlemcileriyle doluydu. Keşke ben de Bluff Koyun'a gidebilseydim, diye pufladı Thomas. Sonra aklına bir fikir geldi. Percy de bu fikri beğendi. Trenim uzun ve ağır, dedi Thomas. Mandıra'ya gitmeden önce vagonlarımın yarısını limana sen çekersen ben de gidip Altın Kartal'ı bulabilirim. Percy dikkatle dinledi. Sonra ben vagonların geri kalanını çekerken gidip kartalı görme sırası sana gelir. Percy bunun harika bir fikir olduğunu düşündü. Thomas vagonlarını yan hatta dizdi. Vagonların yarısını Brandon Limanı'na daha çabuk götüreceksin, dedi Thomas keyifle Percy'ye. Ve Bluff Koyun'a doğru yola çıktı. Percy trene bağlandı ve Thomas'ın vagonlarının yarısıyla yavaşça yola çıktı. Thomas Bluff Koyun'a kısa sürede vardı. Bekledi ve bekledi. Altın Kartal'ın geleceğinden emindi. Ama Altın Kartal hiçbir yerde görünmedi. Thomas hayal kırıklığına uğramıştı. Sonra otobüs Gort'u geldi. Altın Kartal'ı Gordon Tepesi'nde görmüşler, dedi. Ne heyecanlı. Hemen oraya gitmeliyim, dedi Thomas. Ve çabucak Gordon Tepesi'ne doğru yola çıktı. Thomas, Altın Kartal'ı göreceği için çok heyecanlıydı. Başka hiçbir şey düşünemiyordu. İçleri taş dolu vagonları da unutmuştu. Percy'yi de unutmuştu. Percy, Thomas'ın vagonlarının yarısını limana götürdü. Şimdi sütü teslim etmek üzere mandıraya gidiyordu. Çok mutluydu. Altın Kartal'ı görecek zamanı olacaktı. Ama Percy, Bluff Koyun'daki yan hattın yanından geçerken Thomas'ın vagonlarının yarısının orada olduğunu görünce çok şaşırdı. Gemi onlar olmadan açılırsa Thomas'ın başı derde girer, diye endişelendi. Percy, arkadaşına yardım etmeye karar verdi. Uzun yük katarına bağlandı ve yavaşça pufladı. Percy vagonları limana tam zamanında ulaştırdı. Taş ocağı vagonları ayrıldılar ve Percy tekrar mandıraya doğru yola çıktı. Kendini çok yorgun hissediyordu. Thomas da çok enerjikti. Neşeyle Gordon Tepesi'ne pufladı. Şimdi Altın Kartal'ı göreceğinden çok emindi. Thomas baktı, bekledi ve bekledi ve baktı. Ama kartal ortaya çıkmadı. Altın Kartal'ı asla göremeyeceğim, dedi üzgün bir şekilde. Birdenbire Thomas içi taş dolu vagonları hatırladı. Ve Percy'yi hatırladı. Olamaz, unutmuşum, diye bağırdı. Ve bütün gücüyle yan hatta koşturdu. Ama vagonlarını bulamadı.
Percy'yi buldu. Bir yan hatta kalmıştı ve sütü hala mandıraya götürememişti. Bütün vagonlarını Brandon limanına götürdüm, dedi Percy. Ama şimdi kömürüm bitti. Thomas, Percy'nin altın kartalı göremeyeceğini anladı. Ve bu onun hatasıydı. Otobüs Bertie heyecanla korna çaldı. Altın kartal hemen hattın ilerisinde, dedi. Acele et Thomas. Sütü mandıraya götürmeliyim, dedi Thomas. Yoksa Percy'nin başı derde girer. Thomas geldiğinde mandıra müdürü bekliyordu. Taze süt tam zamanında teslim edilmişti. Thomas sonra Percy'yi kurtarmaya döndü. Birlikte Thomas ve Percy yavaş yavaş kömür deposuna pufladılar. Ama yol üstünde kayaların üzerine bakınca şaşkınlıkla gördüler ki bir değil iki altın kartal vardı. Thomas ve Percy bu iki çok güzel kuşu izlediler. İki altın kartal görmek harika bir şey, dedi Percy. Ama bir arkadaşa yardım etmek kadar değil, dedi Thomas. İkisi de mutlulukla güldüler. Muhteşem Mac. Sodor Adası'nda yaz mevsimiydi. Bir sürü tatilci adaya geliyordu. Adanın muhteşem ormanlarını ve dağları görmek istiyorlardı. Bütün lokomotifler için yoğun bir dönemdi. Hepsi çok çalışıyordu. Adaya yeni bir lokomotif gelmişti. Tatilcileri dağa çıkarmak için yardım edecekti. Thomas transfer alanına vardı. Yeni lokomotifle tanışmak için sabırsızlanıyordu. Merhaba diye pufladı Thomas. Merhaba, dedi yeni lokomotif. Ben Muhteşem. Ve ben de Mac. Ve birlikte bize Muhteşem Mac derler, dediler sevinçle. Thomas daha önce böyle garip bir lokomotif hiç görmemişti. Sonra zayıf kontrolör Bay Percival geldi. Muhteşem Mac, tatilcileri alıp dağdaki kamp alanına götüreceksin, dedi Bay Percival. Muhteşem Mac tatilcileri görebiliyordu. Platformda onu bekliyorlardı. Ama Muhteşem Mac ile tatilciler arasında bir sürü ray vardı. Muhteşem Mac o platforma nasıl ulaşacağını bilmiyordu. Biz hep yük vagonları alanında çalışmıştık, diye söylendi Muhteşem Thomas'a. Yolcuların oraya nasıl geçeceğiz, diye homurdandı Mac. Çok basit, dedi Thomas. Nereye gitmek istediğinize bakın, sonra sizi oraya götürecek hattı izleyin. Muhteşem, huzursuz bir halde yola çıktı. Ama hat boyunca puflarlarken, Mac kendi yolunun daha çabuk olduğunu düşündü. Bu taraftan, dedi. Hayır Mac, diye pufladı Muhteşem. Bu taraftan gidiyoruz. Birazdan hem sola hem sağa pufluyorlardı. İleri ve geri pufluyorlardı. Kafaları çok karışmıştı. Döner platformun üzerinden bile geçtiler. Ve en sonunda... Geldik, diye pufladı Mac. O halde tatilciler neden o tarafta, diye sordu Muhteşem. Çünkü gitmek istediğiniz yere bakmıyordunuz ve doğru hattı izlemediniz, dedi Bay Percival sertçe. Ve geç kaldınız. Üzgünüm, dedi Mac. Ben de üzgünüm, dedi Mighty. Kendilerini çok kötü hissediyorlardı. Sonunda yolcular trene binmişti. Muhteşem Mac kamp alanına doğru kırların içinden ilerledi. Karanlık basmadan varmalıyız, diye çufladı Mighty. O yüzden daha çok çalışmamız lazım. Sonra dağa vardıklarında hat çatala ayrılıyordu. Muhteşem soldan gitmek istedi. Bu taraftan, diye pufladı. Hayır, diğer taraftan git, dedi Mac. Ama Muhteşem onları çoktan çatalın oradan geçiriyordu. Mac çok kızmıştı. Bir dahaki sefer çatala vardıklarında Mac yine öteki tarafa gitmek istedi. Bu taraftan, diye pufladı ve Muhteşem'i kavşağa geri çekti. Sonra da diğer hatta doğru geri itti. Şimdi de Muhteşem çok kızmıştı.
dağlara doğru pufladılar. Ve ne zaman bir kavşakla karşılaşsalar muhteşem bir tarafa itiyor, Mac diğer tarafa çekiyordu. Tatilciler çok sarsıntılı bir yolculuk geçiriyordu. Çaylarını döküyor, valizleri havalarda uçuyordu. Ama muhteşem Mac yoluna devam etti. Sonra bir sorun çıktı. Bir çıkmaz yola geldiler. Tatilciler çevrelerine bakındı. Burası kamp alanı değil ki, dedi tatilcilerden biri. Burası piknik yapmaya bile uygun değil, dedi diğeri. Bu senin hatan, diye pufladı muhteşem. Ve Mac'i geri geri itti. Asıl senin hatan, diye pufladı Mac ve o da daha sert geri itti. Tatilciler muhteşem Mac bir ileri bir geri giderken izleyip durdular. Yeter, diye bağırdı tatilciler. Kazaya sebebiyet vereceksiniz. Ama çok geç kalmışlardı. Muhteşem Mac'i bütün gücüyle itiverdi ve vagonu kayalara çarptı. Önce bir kaya düştü, sonra bir diğeri. Daha sonra da bir sürü kaya aşağı inmeye başladı. Hat kapanmıştı ve hepsi mahsur kalmıştı. Şimdi kamp alanına varamayacağız, diye söylendi tatilciler. Ve hepsi muhteşem Mac'in hatasıydı. İkisi de kendilerini çok kötü hissettiler. Saat geç oluyordu. Tatilciler çok çalışıyordu. Vagonu tekrar raya oturtmayı deniyorlardı. Sonra iyice yüklenerek tatilciler vagonu kaldırıp raya geri koydu. Muhteşem Mac tatilcileri izliyordu. Tatilciler hep beraber çalışınca, dedi muhteşem, o ağır vagonu raya geri oturtabildi, dedi Mac. Sonra akıllarına bir fikir geldi. Biz de birlikte çalışırsak, diye pufladı muhteşem, şu kayaları yoldan çekecek kadar güçlü olabiliriz, diye pufladı Mac. Ve muhteşem Mac kayaların üzerine sürdü ve ittiler, ittiler. Kayalar yuvarlandı. Sonra parçalandılar, ta ki hat tamamen açılana kadar. Tatilciler sevinçle bağırıştı. Muhteşem Mac gitmeye hazırdı. Kamp alanının üzerinde dalgalanan bayrağı görebiliyorlardı. Sonra Thomas'ın söylediklerini hatırladılar. Gitmek istediğiniz yere bakın, diye pufladı Mac. Sonra sizi oraya götürecek hattı izleyin, diye çufladı muhteşem. İşte gidiyoruz, diye düdük çaldılar. Muhteşem Mac puflayarak dağa tırmandı. Kısa süre sonra kamp alanına varmışlardı. Tatilciler çok mutluydu. Ve muhteşem Mac de çok gururluydu. Biliyor musun Mac? Diye vişledi muhteşem. Birlikte çekip birlikte çalışınca çok yararlı bir makine olabiliyoruz, dedi Mac. Ve mutlulukla dağdan inmeye koyuldular.